Merhaba arkadaşlar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere gördüğünüz gibi harika bir kum boncukla yapılan bu oyanın tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi rengarenk, sade yazmalarımıza çok güzel duran bir model. Annelerimizden, anneannelerimizden kalmış boncuklarımızı değerlendirebileceğimiz harika bir model. İsterseniz saç bandı, isterseniz fular, isterseniz eşarp olarak her alanda kullanabileceğiniz çok şık, çok kolay bir model. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengarenk, sade yazmalara çok şık duruyor. Ve de evde kalmış boncuklarımızı değerlendirmemiz için çok güzel bir fırsat. Şimdi yapımına geçelim. Benim elimde böyle ince bir siyah ip vardı. Hem onu değerlendireyim dedim, hem de daha sağlam olur diyerekten. Siyah ipim var. Boncuk iğnemiz var. Çünkü boncuklarımız gördüğünüz gibi kalıntı boncuklardan, böyle az az kalmış boncuklardan yapacağız. Şöyle bir ortasına, tam şu modelimizin ortasına şöyle yakınlaştırayım. Koymak için, şöyle göstereyim. Koymak için bu normal kum boncuklardan bir parça iri boncuğumuz var. Bizim buralarda kaşıkla satılıyor bu. Sizler de rahatlıkla bulabilirsiniz zannedersem, ip satılan, böyle boncuk eşyası satılan yerlerde. Tabanı için şöyle bir salkım boncuğum var. Füme rengi. Hani siz istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde aldım. Yazmamız da zaten siyah. Hadi yapımına geçelim o zaman. Evet, yazmama bu şekilde başladım. Şimdi sizlerle birlikte de yapacağım. Hem de modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. İpimi yazmama tutturdum. Bu şekilde. Başlaması da bu şekilde arkadaşlar. Bir yandan yazmamızı kıvıracağız. Bir yandan da öreceğiz. Şimdi iki tane alt zemin boncuğumuzdan alacağız arkadaşlar. Bu zemin boncuğumuzu aldık. Bu şekilde getirdik dibine. Yazmamızın hemen şöyle yan tarafından, arkadan bakın, ip önde kalıyor arkadaşlar, arkadan. Şöyle hemen yan tarafından şöyle göstereyim. Yan tarafından ipimizi çıkartıyoruz. Evet. Öne doğru, arkadan öne doğru ipimizi çıkarttık. İki tanesini aldık, çıkarttık. Şimdi şu hemen dibindeki tek boncuk içinden iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle iyice görünsün diye yaklaştırıyorum. Evet. Tek boncuğumuzun içinden geçirdik arkadaşlar. Şimdi iki tane tekrardan boncuğumuzdan alıyoruz. Bunun aralığını istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Daha sık, daha geniş. O size kalmış. Evet, iki tane boncuğumu aldım. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. İp önde kalıyor. Bu şekilde ip önde. İğnemi arkadan
Aynı zürafanın aralığı gibi arkadan geçiriyorum iğnemi ve ipimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen dibindeki boncuğun içerisinden iğnemi geçirdim. Aynı işlemi bu aralığın sayısı olana kadar yapacağız. Tekrardan iki tane. Yani boncuğu düzüyoruz buraya. Eskiden derlerdi boncuk düzme diye. İki tane boncuğumu aldım tekrardan. Bu yazmamızı da bir yandan kıvırıp tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. İki tane boncuğu aldık. Bu şekilde arkadan ipimiz böyle arkadaşlar. İpimiz önde, arkadan yazmamızı alıp ipimizi çekiyoruz. Evet. Daha sonra hemen dibindeki boncuğumuzun içerisinden iğnemizi tekrardan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi altımız böyle. Bu kadar kolay. Son bir tane daha yapayım. Hemen iki boncuk alıyoruz. Arkadan alıyorum. Hemen dibindeki boncuğumuzun içinden alttan yukarı doğru çıkıyorum. Evet. İşlem bu. Bunu şimdi 7 tane sayacağız. 7 tane geçirdikten sonra bu çiçeklerimizi koymaya başlayacağız. Benimki oldu. Şimdi buraya 2 tane boncuk daha alıyoruz. Ve bir tane de bu ortasını yapacağımız boncuktan da bir tane alacağız. Yani bu aldığımız iki boncuk sap olmuş olacak. Gördüğünüz gibi bir tane de boncuğumuzu aldık. Orta boncuğumuzu. Şimdi sarı renkten yapacağım ben şimdi. Bir tane boncuk aldım. Bu şekilde. Bu boncuğumuzun da arka kısmından İçinde bu orta boncuğumuzun böyle arkadan öne doğru bu şekilde sarı boncuğumu birini dizmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ikinci boncuğumu alıyorum. Bu şekilde gene aynı işlemi yapacağım. İkinciyi Hemen üçüncüyü alıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya isterseniz 6, isterseniz 7,
O kadar olana kadar da bu şekilde boncuğumuzu diziyoruz. Son boncuğumu da taktım. Aynı şekilde arkasından, ortadaki boncuğumuzun arkasından geçiriyorum. Ve çekiyorum. Şimdi 7 tane boncuğumu dizdim bu şekilde. 2 tane yaptığımız sap yaptığımız boncuğun içerisinden yukarıdan aşağıya doğru iğnemizi bu şekilde geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz oluştu. Şimdi hemen 2 tane zemin boncuğumuzdan alıyoruz. Ve yazmamızı kıvıraraktan modelimize devam ediyoruz. Gene arkadan az önce de gösterdiğim gibi şöyle arkadan ipimiz böyle önde kalacak şekilde öne doğru iğnemizi çekiyoruz. Asıldığımızda da zaten modelimiz tam da oturuyor. Hemen dibindeki boncuğumuzun içerisinden alttan yukarıya doğru iğnemizi çektik ve sıkılaştırdık. Tekrardan iki boncuğumuzu aldık. Boncuk ipimiz böyle kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadan öne doğru çektik ipimizi. Hemen dibindeki boncuğumuzun içerisinden geçiriyoruz ipimizi. Normalde daha kolay arkadaşlar ama video çekerken inan ki boncuk çekimlerde zor oluyor. Normalde ama önünüze aldığınız zaman daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi modelimizin biri oldu. Şimdi gene arası 7 tane boncuk. Şöyle sayacaksınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak şekilde yapın. Hemen bir tane daha göstereyim ben. 2 tane boncuğumuzu aldık. Yazmamızı bir taraftan da kıvırmış olacağız. Arkadan öne doğru iğnemizi bu şekilde geçirdik. Hemen dibindeki boncuğumuzdan tekrardan iğnemizi geçiriyoruz ve sabitliyoruz bu şekilde. Evet, bu şekilde 7 tane yapalım arkadaşlar. Evet, arasını 7 tane yaptım. Şimdi tekrardan 2 tane boncuğumuzu aldım. Bu sap kısmı olacak arkadaşlar. Az önce de demiştim. Çünkü buradan geri ineceğiz. Şimdi orta boncuğumuzdan beyaz orta boncuğumuzdan geçirdim hemen bir tanesini. Bu şekilde. Şimdi kırmızı boncuğumuzdan hemen bir tane aldım. Bu şekilde. Beyaz boncuğumuzu bu şekilde yaptık. Arkasından iğnemizi
geçiriyoruz. Bir tane boncukla. Hani renk sırası gelen boncukla. Gördüğünüz gibi birinciyi dizdim. Tekrar boncuk alıyorum. İkinci boncuğumu aldım. Tekrardan gene aynı yerden geçiriyorum. İkinci boncuğumuzu da dizdik. Şimdi üçüncüyü alıyorum. Üçüncü boncuğumuzu da aynı şekilde arkadan orta boncuğumuzun arkasından bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde 7 tane olana kadar devam ediyoruz. Dördüncü dizdim ben. 7 tane olana kadar siz de yapın. Ben de yapayım arkadaşlar. Videom daha fazla uzun olmasın. Daha sonra tekrardan aşağı inip alt yapımını göstereceğim. 6 tane boncuğumu dizdim. Renkli boncuğumu. Şimdi o 2 tane bıraktığım sap dediğim boncuğun içerisinden yukarıdan aşağıya doğru ipimi çektim. Şimdi 2 tane zemin boncuğumuzdan alıyorum hemen. Taban yapımına başlıyorum. Bir yandan da yazmamızı kıvırıyoruz. Böyle hemen yan tarafından böyle arkadan öne doğru iğnemizi geçirdik. Hemen dibindeki boncuğumuzdan aşağıdan bu şekilde yukarıya doğru da iğnemizi girdik. Şöyle sık bulaştırdık ve bir tane daha modelimiz oluştu. Hemen 2 tane daha boncuk alıyorum. Arkadan bu şekilde öne doğru iğnemi geçirdim. Hemen dibindeki boncuktan yukarı doğru içinden çektim. 2 tane boncuk alıyorum. Arkadan öne doğru ipimi geçirdim. Hemen dibindeki boncuktan yukarı doğru içerisine geçirerekten çıktım. Gördüğünüz gibi zeminimiz de böyle. Az önceki söylediğim gibi isterseniz altı boncuk doldurabilirsiniz. Hani boncuğunuzun iriliğine göre ortaya koyduğunuz boncuğun içerisine geçme, hani kimisine 5 geçiyor, kimisine 6 geçiyor, geniş dar oluyor içleri. Benimkinden 7 tane geçti.
Ben böyle daha dolgun dursun diye 7 7 yaptım. Hani o 7 olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Sizler istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Gene de bir sorunuz olursa videomun alt kısmında yorum kısmına sorabilirsiniz. İmkanım oldukça dönerim. Cevap veririm arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.